karşımıza sürekli çıkan Stockholm sendromu denilen bir durum var. Bu durum karşısında sizi bilgilendireceğim. Stockholm sendromu, rehinenin kendisini rehin alan kişiyle olası diyalog sürecinde oluşan duygusal anlamda sempati ve empati oluşması olarak düzenlenebilecek psikolojik durumunu anlatan bir terimdir. Psikiyatrist Nils Bejerot tarafından adlandırılan sendrom ismini 1973 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'da yaşanan bir olaydan almaktadır. Banka soyguncusu tarafından 6 gün boyunca rehin tutulan bir kadın soyguncuyla duygusal olarak bir bağ oluşturur. Serbest kaldığında soyguncuyu savunur ve nişanlısını terk ederek banka soyguncusunun hapisten çıkmasını bekler.